Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hücre yenileyici bir krem tarifi paylaşmak istiyorum. Kendimin kullandığı, kızıma da gönül rahatlığıyla kullandığım bir şey. Yaralarına, ellerine, kollarına, dizlerine düştüğü zaman rahatlıkla kullanıyorum. Kendim de banyodan sonra atopik bir cilde sahibim. Gerçekten en ufak bir şey de dışarı veriyor vücudum. Alerjen bir yapıya sahibim. O yüzden bu tarz kremleri kullanıyorum. Yıllardır evimden asla eksik etmediğim kremlerdir. Ve bunları artık farklı bir şekilde kullanıyorum. Nasıl? Madagaskar ve Fito hücre yenileyici kremlerdir. Madagaskar'ı açık yaralara kullanmayın. Buna dikkat edin. Onun dışında hiçbir zararı yok. Hücre yenileyici kremlerdir. Hematin ve Bepantol de yine iyileştiren, nemlendiren kremlerdir. Bunları herkes neredeyse bilir. Bugün biz atom bir krem hazırlayacağız. Banyodan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. İşte yaz aylarının gelmesiyle birlikte eğer cildiniz dışarı veriyorsa, güneşle birlikte alerji oluşuyorsa bunları hemen anında kullanırsanız rahatlatacaktır cildinizi. Evet, Madagaskar soldan sıkacağım içine. Şöyle bol miktarda. Çünkü yolculuğa çıkacağız. Tatile çıkacağız. Yanımızda kurtarıcı olarak bulunmasını istiyorum. Şu şekilde sıktım. Evet. Fito hücre yenileyici krem. Madagaskar gibi leke gidericidir. Aydınlatıcıdır. Yaraları iyileştirici özelliği var. Madagaskar'ın da Fito'nun da. Yanıklarda verirler. Egzamalarda verirler. Dışarıya atan cilt tiplerinde verirler. Fito'dan da sıktım. Göz kararı. Şöyle kapaklarını sıkmayacağım. Hematin de yine pişik kremi. Zararsız, dudaklarda bile rahatlıkla kullanılan bir krem. Bundan da sıktım şöyle. Bugün 300-400 milyon hatta daha fazla verip de hücre yenileyici kremler almak yerine kendiniz evde çok daha içeriğini bildiğiniz temiz içerikli ürünler hazırlayabilirsiniz. Biraz bilginiz varsa. Daha sonraki zamanlarda bunların içeriğiyle ilgili de sizlere bilgi vereceğim. Bepantol de ekledim. Şöyle. Evet. Biraz kayısı yağı ekleyeceğim. Natural kayısı yağı ekleyeceğim. Şu şekilde bir tatlı kaşığı kadar ekledim. Sarı kantaron kesinlikle evinizden eksik etmeyin. Kırmızı kantaronu da sarı kantaronu da. Sarı kantaron ve kırmızı kantaron arasında dikkat etmeniz gereken kullanım bilgileri var. Buna dikkat edin. Kırmızı kantaronu açık yaralara kullanamazsınız. Bunları araştırmadan kesinlikle kullanmayın. Yoksa sarı kantaron gerçekten ve kırmızı kantaron evinizde olmazsa olmazlardan biri olmalı. Leke gidericidir, aydınlatıcıdır, hücre yenileyicidir. Bir 10 damla kadar da sarı kantarondan kullanacağım. Evet. Yeterli. Ve yine Hindistan cevizi yağı antibakteriyeldir. Kızımın el ve ayaklarında bakteri oluşmaması için pandemi döneminde de kullandım. El ayak hastalığı aldığı zaman da çocuklarda gerçekten tehlikeli bir şey. Boğaza da attığı zaman yeme içme noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Bu noktada kullanmıştım. Gerçekten çok büyük faydası var. Yine antibakteriyel olarak, nemlendirici olarak çocuklarınızın ellerini, ayaklarına gün içerisinde de kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Daha sonrasında bunu homojen şekilde karıştıracağım. Ve muhteşem hücre yenileyici, yaraları toparlayıcı, aydınlatıcı, parlatıcı
Kremimiz hazır hale gelecek. %100 içeriğini bildiğimiz güvenilir 400-500 TL'lik bir kremi kendiniz evde çok daha az bir maliyete elde etmiş olacaksınız. Evet, kremimizi karıştırdık ve cebimize taşımak için küçük bir saklama kabı elde edebilirsiniz. Onun içerisine koyup her an her saniye yanınızda olabilir. Aynanızın bir kenarında, yatağınızın başucunda bu kremi kesinlikle eksik etmeyin karışımı. Gönül rahatlığıyla kendiniz de, eşinize de, çocuklarınıza da kullanabilirsiniz. Bu tarz paylaşımlarımızın devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız lütfen. Bu benim için çok çok önemli. Ve kesinlikle deneyip yorumlarınızı bekliyorum. İçerisine ne koyduk? Madakasol, fito, hücre yenileyiciler, hematin, bepantol, Hindistan cevizi yağı, kayısı yağı ve sarı kantaron yağı. Sağlıklı günler diliyorum.